Selam herkese ben Seçkin. Bugün sizlerle beraber yeni kameram Sony A7 Mark için kutu açılışını yapıp biraz da teknik özelliklerinden bahsedeceğim. İsterseniz gelin kutu açılışına geçelim. Geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Ben kutu açılış videosunu iPhone 11 Pro Max ile yaptım. Ee, bu videoları izlerken hem iPhone 11 Pro Max'in video performansını da görmüş olacağız. Ben altına zaten küçük bir not düşeceğim. Orada görürsünüz. İsterseniz gelin geçelim. Evet kutumuz bu şekilde. Siyah. Çok güzel bir renge, zarifliğe sahip. Üst tarafta özelliklerinin yazmış olduğu bir kısım var. Neler desteklediği, hangi özelliklere sahip olduğu. Alt tarafta ise hangi aksesuarlarla kullanılabileceğinin yazdığı bir kısım var. Evet kutumuz bu şekilde. Şimdi güzel bıçağımla yavaşça kutumuzu açalım. Kutumuzun içinden neler çıkacak hep beraber göreceğiz. Evet, ilk karşımıza bir adet sanırım garanti belgesiydi. Sony'nin ek olarak vermiş olduğu garanti var ve içerisinde hangi ülkelerde geçerli olduğunun yazdığı bir garanti belgesi var. Bu kısımda öyle. İç kısımda ise yoğun bir kağıt kalabalığı, kullanım kılavuzu, farklı belgeler, hiçbir zaman yüzüne bakmadığımız bir kağıt kalabalığı. Tabii ki okumuyoruz bir köşeye bırakıyoruz tekrardan. <laughs> Evet bu da Sony boyun askı kayışımız. Çok sade, zarif, güzel bir kayış. Sadece A7 yazıyor üzerinde. Bu kısımda iki adet güç kablomuz var. Bir tanesi bu tarz girişlerin olduğu ülkelerde kullanılabilecek bir güç kablosu. Bu da bizim ülkemizde ve bu tarz ülkelerde kullanılabilecek bir güç kablosu. Arka kısımda ise sanırım batarya adaptör ve USB kablosu olması lazım. Güzel bir bataryamız. 2280 miliamperlik bir batarya. Bize çok güzel çekim olanakları sağlıyor cidden. Evet. Buradan da adaptörümüz çıkacak. Adaptörümüzü de güç kablomuzla birlikte bağlıyoruz. Ve ben kutunun açma heyecanıyla o arka kısımda zaten görünüyor ufaktan. USB kablosunu unutmuşum. USB kablosu ile birlikte adaptör ve güç kablosuyla direkt makine üzerinden cihazımızı USB şarj desteğiyle şarj edebiliyoruz. Bu da güzel bir özellik. Ve burada body'miz. Ben cihazı body olarak satın aldım. Çünkü istediğim lensleri kendi isteğime göre ve kendi ihtiyacıma göre alabilmek için body olarak aldım. Body'miz bu şekilde. Gövde özelliklerini ve teknik özelliklerinden birazdan bahsedeceğim. Çok güzel, zarif bir yapıya sahip. Ele çok güzel oturuyor. Güzel bir yapısı var. İsterseniz gelin biraz da teknik özelliklerinden bahsedelim. Evet cihazımız Sony Bionz X işlemciye sahip. Cihaz aynasız bir makine. 35 mm full frame'li sensöre sahip. 24 megapiksel. En düşük ISO 100. En yüksekte ise 51.200. Genişletilmiş ISO en düşük 50. En yüksekte ise 204.800. Gövde üzerinde 5 eksenli görüntü sabitleyici var. Enstantanesi, de, enstantanesi ise en düşük 1 bölü 8 bin. En yüksekliği ise 30 saniye. AF noktaları 693 adet AF noktası var. Çapraz tip AF'leri ise 425 adet çapraz tip AF'leri var. Cihaz Sony E-Mount lenslerle destekliyor. Objektifleri kullanabiliyorsunuz. Sürekli çekimde saniyede 10 kare fotoğraf çekebiliyor. Cihazın arka ekran boyutu 3 inç ve ekran pikseli 0.92 milyon ekran pikseli var. Elektronik vizörü var. Bu elektronik vizörle benim tanışmam çok güzeldi. İnanılmaz bir canlılık. İlk baktığımda mükemmel bir haz aldım. İnanılmaz bir deneyim. Oraya baktıktan sonra sürekli oradan fotoğraf çekme isteğiniz artıyor. Çok güzel bir deneyim. Tatmanızı isterim gönülden. Cihaz 4K'da 30 FPS, 1080p'de ise 60 FPS ve 120 FPS video çekebiliyor. Çift SD kart slotu var. Pilinden bahsetmiştim. 2280 miliamperlik bir pile sahip. Bu pille size yaklaşık olarak 2 saatlik bir video ya da 700 kare fotoğraf çekme imkanını sağlıyor. Gövdesi de cihazın gövdesi 652 gram. Gayet hafif ve güzel, pratik bir gövde. Her yerde taşınabilecek bir gövde. Cihazın teknik özellikleri bu şekilde. Ben bu cihazı tercih ettim. Aslında söylemek gerekirse ben Canon kullanıcısıydım giriş seviyesi ve orta seviye Canon makinelerim vardı. Ve aynısı olarak da Canon düşündüm aslında. Çok git gel yaşadım ve Sony'e karar verdim. Neden Sony aldığımla ilgili e, kendi fikir ve görüşlerimi bir sonraki videomda anlatmak istiyorum. Daha detaylı neden Sony'yi seçtiğimi anlatacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, ufaktan bana destek olabilirsiniz. Abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. कैंजैवक